Bakın burada da cim secavendi var. Yani yine vakıf rumuzlarından efendim cim remzi var. Yani secavendi var. Dikkat edin, işareti var. Onun için burada kafın harekesini sükun kıldık. Yani cezim halinde okuduk. Min kablike iken biz vakıf yaptığımız için kelimenin ortasında vakıf yaptık. Bakın dikkat ediniz. Bu sonlar ayrı. Ama kelimenin ortasında da bunu kullanabiliyoruz. Min kablink beraber min kablink güzel. Ve bil ahireti hüm yuqinun ve bil ahireti hüm yuqinun. Evet. Ve bil ahireti yuqinun. Şimdi bu ayeti tam okuyalım beraberce. Evet. Getirip şurada bırakalım. Hep beraber. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ güzel. K değil artık. Burada kalıyoruz. مِنْ قَبْلِكَ evet. مِنْ قَبْلِكَ güzel. Ve bil-âhireti hüm yuqinûn. Evet. Ve bil-âhireti hüm yuqinûn. Güzel. Ulaike. Bakınız dün de söylemiştim. Hatırlayacaksınız onu. Orada da yine böyle bir kasır işareti geçmişti. İyi dikkat ediniz buna. Kasr işaretidir bu. Kasr. Yani kısaltınız manasındadır bu. Nedir bu? Kısaltınız manası. Evet. Ulaike. Evet. Ulaike. Niye kısaltınız dedi burada? Hiç dikkatinizi çekti mi? Çekti. Çünkü burada vav var. Kaide şuydu. Kaide şu. Yani burada boşta bir vav olunca, ondan önce de harfin harekesi ötre olunca, ondan önceki harfin harekesi ötre olunca u diye çekiyorduk değil mi? İşte burada diyor ki ula ike deme diyor burada. Kasır yap diyor. Çünkü Arap bunu böyle yazıyor diyor. Yazarken böyle yazıyor. Oradaki ula ike zamiri ancak böyle yazılır ama okunurken böyle okunur demek istiyor. Biz de ona riayeten okuyoruz. Evet. Ula ike evet. Ula ike ala ala hüden min rabbihim evet. Min rabbihim. Okuyalım buraya kadar. Ulaike ala hüden min rabbihim. Güzel. Ve ulaike humul muflihun. Ve ulaike humul muflihun. Evet. Ve ulaike humul muflihun. Şimdi burasını inşallah en yakın zamanda ezberlersiniz ve böyle hatim indirirken de orada okursunuz. O bakımdan bir defa da müsaade ederseniz ben okuyayım, dinleyiniz. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlarım, bakınız burada min Rabbihim ve ulaik dedim kaldım. Burada herhangi bir işaret var mı? Yok. Yok. Bazen böyle de yaparsınız. Kalabilirsiniz. Ama arkadan almayı bilmelisiniz. Her bıraktığınız yerden de alamazsınız. Böyle özellikle, yani şimdi sizin bileceğiniz vav filan varsa bunlar belki başlangıç vavu veya atıf vavu olabilir. Bunlardan alabilirsiniz. Ve ulaike humul muflihun. Burayı bu benim okuduğum şekliyle inşallah okursanız çok memnun olurum, mutaassı olurum. Çünkü artık bu şekilde okuyabilecek kadar güçtesiniz. İnşallah bundan sonra hemen tecvid kaidelerine başlıyoruz. Ümit ederim ki o tecvid kaideleri sizi benim bu okuyuşumdan daha güzel okuyuşlara kadar götürecektir. Evet, Cenab-ı Hakk'a binlerce defa hamdü senalar olsun. Yani bu Kur'an öğreniyorum programımızın en azından Kur'an öğreniyorum bölümünü burada noktalamış olacağız. Bundan sonra devam edeceğiz. 8 bölümümüz daha var. O bölümlerde de kısa, özlü efendim tecvid kaidelerini vereceğiz. Ve hiç merak etmeyin, sizlerin, değerli seyircilerimizin anlayabileceği bir dille, bir uslupla kısaltarak, özet olarak vermeye çalışacağım. Cenab-ı Hak inşallah onlarda da, o anlatımda da bizleri muvaffak kılsın diyor ve hepinize saygılar sunuyorum.